Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde internet nedir, temel anlamda çalışma mantığını anlatmaya çalıştım. Şimdi bu ders kapsamında ne yapacağız? Şimdi bu ders kapsamında dinamik yani veri tabanı kullanan, bir kayıt ortamı kullanan diyelim ve yayınlanabilir seviyede bir uygulama geliştirmeye çalışacağız. Ne demek yayınlanabilir bir seviyede? Yani herhangi bir sunucu kiraladığımız zaman veya da kendimiz evde bir sunucu kurduğumuz zaman buradan internete herhangi bir domain belirleyerek yayın yapabileceğimiz bir proje gerçekleştireceğiz. Yani bizim geliştireceğimiz uygulama server içerisinde yer alacak. Bir önceki videoda anlatmış olduğum yapılar içerisinde server'ın içerisinde yer alan bölümü yapacağız. Şimdi olarak server'ın birazcık iç detayına girelim. Şöyle server diyelim. Şimdi buraya da standart olarak bir request geldi. Ve bizim bu request'e karşılık bir response üretmemiz gerekiyor. Response. Talep. Cevap diyelim. Şimdi HTTP özelinde 80 veya da 443 portundan bu talebin geleceğini bir önceki dersimizde anlatmıştık. Doğru olarak bizim bu portları dinleme yapan bir uygulama sunucusuna ihtiyacımız var. Sonucu noktasında birçok seçenek var fakat hani bunu hangi programlama dilini kullanacaksanız bu seçenekler hani büyük bir e, piramidin alt tarafı düşünün birçok sonucu var. Siz kriterler belirledikçe bu daralan bir yapıda e, devam ediyor. Biz bu dersimizde Java teknolojilerinden hatta Java EE teknolojilerinden diyelim JSF ile JSF framework'ünü kullanarak gerçekleştireceğiz uygulamamızı framework. Bu Java Server Faces açılımı. E, böyle bir uygulama geliştireceğimiz için ya servlet container yani servlet container kullanmamız gerekiyor ee, işte buna da Apache Tomcat örnek verebiliriz Veyahut da bir application yani uygulama application server uygulama sunucusu kullanmamız gerekiyor burada da işte GlassFish WildFly hayara gibi e, örnekler verebiliriz. Daha farklı alternatifleriniz de var. Şimdi bunlar ne yapacak? İşte demiş olduğum buradaki request'i alacak ve biz Java tarafında bir response ürettiğimiz zaman bu response'u da tekrar gönderimini yapacak uygulama. Şimdi servlet container'la application server arasındaki fark nedir? En temelde fark şudur arkadaşlar, ee, Servlet Container dediğimiz yapı en temelde Servlet yani request ve response'u yönetir ama onun dışında içerisinde herhangi bir kütüphane yoktur özetle öyle diyeyim. Ama uygulama sunucusu dediğimiz zaman uygulama sunucusunun içerisinde Servlet Container'dan daha fazla paket vardır. Ee, hatta bu paketleri siz direk sonucu üzerinden projeyle alakasız bir şekilde sonucu üzerinden de yükleme yaparak bunu arttırabilirsiniz. Hani bunlar biraz daha profesyonel servlet container biraz daha az seviyede diyebiliriz. E, profesyonel derken arkadaşlar hani tabii çok katmanlı mimarilerde çok katmanlıdan kastım bir uygulama içerisindeki çok katman değil servis katmanının ayrı proje olduğu, backend'in ayrı proje olduğu katmanlarda. Ee, tabii ki uygulama sunucuları sizin için daha doğru bir tercih olacaktır. Biz buradaki seçenekler içerisinde GlassFish'i yükleyeceğiz. Yani GlassFish'i kullanacağız diyelim. Hmm. GlassFish GlassFish neden sorumlu olmuş olacak? Request'e alacak, Java tarafına iletecek ve biz bu Request'i işleyeceğiz. Ve bu Request'e karşılık bir response üreteceğiz. Bu üretmiş olduğumuz responsu da tekrar aynı şekilde istemciye göndermeden sorumlu olmuş olacak Glassfish. <laughs> Doğal olarak ilk katmanımız bu. Şöyle ayıracak olursak. İkinci katmanımız Java tarafı. Hani bunların iç mekaniklerine, iç detaylarına çok girmeye gerek yok zaten bizim konumuzun bağlamında değil. Dersimizin bağlamında değil. Şimdi gelelim Java tarafına. Hatta Java da demeyelim. Burayı da şöyle üç ayırabiliriz arkadaşlar. Frontend ya da iki ayıralım. Frontend... ve back olarak iki ayıralım. back Şimdi front de bizim İnsanların web sayfamızı nasıl görmelerini istediğimize göre, nasıl etkileşimize, etkileşime geçmek istediğimize göre kullanacağımız teknolojiler var. İşte e, HTML, CSS ve JavaScript. JavaScript. Bu üçlüyü kullanıyoruz arkadaşlar. Daha farklı alternatifler var ama onların zaten zamanla kullanılmaya baş, kullanılmamaya başlandı. Bu üçü e, diyelim. Ama bizim odak noktamız bu kısım çok fazla olmayacak. Frontend geliştirme özellikle son ne diyelim 5 yılda aşırı popülerlik kazandı ve kendi başına bir meslek haline geldi. O yüzden hani biz burayla uğraşmayacağız derken bu kısmı küçümsemek adına söylemiyorum. Hatta e, bu kişisel bir tercih olmakla birlikte sonuçta sizin e, hizmet verdiğiniz kişilerin muhatap olduğu bölüm frontend olduğu için Kötü tasarlanmış bir frontend istediği kadar sağlam bir back-end'e sahip olsun. Hani buraya ön yüz, buraya da arka yüz diyebiliriz. Arka yüz. İşte kötü tasarlanmış bir frontend ne kadar güçlü bir back-end'e sahip olursa olsun kullanıcılar bu siteyi, bu projeyi kullanmayacaklardır. Eğer e, kullanışlı değilse dediğim gibi. Ama bizim e, temel sistematiği anlatmak olduğu için bu dersin bağlamı bu kısmı ikinci planda tutacağız. Hatta bu kısımda e, Bootstrap framework'ünü kullanacağız. O yüzden büyük bir bölümünü izole olarak geçmiş olacağız. Evet. Şimdi arka plana geldiğimiz zaman da burada genellikle yani biz Java EE diyelim ama aslında Java SE'nin dışına EE Enterprise Edition, SE Standard Edition. Ee, Java SE'nin dışarısına çok çıkmayacağız. Veri tabanı bağlantısı için JDBC kullanacağız. Java Database Connection. Son olarak da işte bu JDBC'nin bağlantı yapacağı sonucu olarak da PostgreSQL kullanacağız. Şimdi Glassfish zaten internetten indirilen bir zip dosyası. Ayarlarını yapıyorsunuz. Herhangi bir kurulum içermiyor. Peki şu kısım için ne yüklememiz gerekiyor? Bu Bootstrap bölümünü de bahsetmeye gerek yok arkadaşlar. O da zip olarak indiriyorsunuz. Projenize dahil ediyorsunuz. Onların hepsini göreceğiz. Doğal olarak daha çok bizim ne yüklememiz gerektiği burası. Öncelikle biz geliştirme yapacağımız için Java Development Kit'i yüklememiz gerekiyor. Bir JDK yükleyeceğiz. Bir de bizim ideye ihtiyacımız var. Integrated Development Environment. İsterseniz bunların açılımlarını da yazayım. Java Development Kit. Bu da Integrated Development Environment. Evet. JDK'da da birçok seçeneğiniz var. IDE'de de birçok seçeneğiniz var. İşte burada mesela JDK'nın 8'ini kullanabilirsiniz. 11'ini kullanabilirsiniz. Şu an herhalde 16'ya kadar çıktı. Kullanabilirsiniz. IDE olarak da IntelliJ kullanabilirsiniz. IntelliJ. NetBeans kullanabilirsiniz. NetBeans. Eclipse kullanabilirsiniz. Gibi. Bakın. Buradaki editörler, ideler yani, sizin JDK üzerinde geliştirme yapmanızı sağlayacak araçlar. Biz bunlardan NetBeans'i kullanacağız. JDK olarak da 11'i kullanacağız. LTS, Long Time Support olan 11'i kullanacağız. Şimdi gelelim veri taban tarafına. Şimdi PostgreSQL veya da herhangi bir veri tabanını İki katmanda incelememiz gerekiyor. Bir tanesi database, diğerini de buna ide de diyebiliriz de manager diyelim yönetici. Şimdi bu ne demek? Siz postgreSQL yüklediğiniz zaman yani postgreSQL'i yüklediniz, herhangi bir araç yüklemeden zaten kendi içerisinde gelen terminal arayüzlü yöneticiyi kullanarak bütün işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben biraz daha böyle görsel, işte neyin nerede olduğunu görerek yapabileceğim bir araç kullanmak istiyorum derseniz işte burada veri tabanı yönetim araçlarına girmemiz gerekiyor. Mesela PC Admin. PC Admin bu yönetim sistemlerinden bir tanesi. Tabi burada PostgreSQL değil MariaDB kullanabilirsiniz e, kullanabilirsiniz. Vesaire çoğaltabiliriz. Hatta işte Cassandra gibi NoSQL veri tabanları kullanabilirsiniz. Tabii çok mantıklı olmaz web projeleri için de. Yani burada seçeneğimizin çok olduğunu belirtmeye çalışıyorum. Ama MariaDB'yi yüklediniz diyelim. Burada yine ön yüz programlarından farklı yönetici programları kullanabilirsiniz. Bunları neden anlatıyorum? Şundan dolayı arkadaşlar. Şunlar benim karşılaştığım şeyler. Hocam ben NetBeans'i yükledim ama kod yazamıyorum. Aslında yani e, gerçi NetBeans bunu izin vermez herhalde de. JDK yüklemediğiniz zaman NetBeans'in bir anlamı yok. Aynı şekilde burada da hocam diyor ben işte e, daha önce MariaDB kullanan öğrencilerinden olmuştu. Hocam diyor ben HID yükledim ama veri tabanına bağlanamıyorum. Sonradan baktım gördüm ki aslında MariaDB'yi yüklememiş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar üstüne basa basa. Bu sadece sizin arka tarafta yüklü olan programa bağlanıp veri alışverişi yapmak için bir arayüzdür. O yüzden PostgreSQL yüklemeden sizin PC admini yüklemiş olmanızın hiçbir anlamı yoktur. PostgreSQL genel olarak sizin kullandığınız araçlar içerisinde size varsayılan olarak bir araç sunmuyor olabilir. Yani özellikle PC admini yüklüyor ama PostgreSQL. Post ee, siz o versiyonunu indirmediyseniz sunmuyor olabilir. Bu demek değil ki e, hani ona ihtiyacınız yok. Sonuçta o arka planda e, ilişkisel olarak kayıtları tutmaya yarayan bir veri yönetim sistemi yüklü olması gerekiyor ki sizin buradaki yönetim aracı arayüzü diyelim bununla bağlantı yapıp veri alışverişi yapabilsin. Şöyle özetleyecek olursak, toparlayacak olursak arkadaşlar, bizim talepleri alacak ve işleyecek bir uygulama sunucusuna ihtiyacımız var. Glassfish, şey Glassfish <laughs> dilim dönmedi. Herhalde 6.2.5 mi şu anki en güncel versiyonunu? Ee, bunu kullanarak geliştireceğim ben. Sonra bu kısımda hem frontend hem backend yani hem html, css, javascript hem de java ile ilgili kodları yazmak için netbeans kullanacağım. NetBeans'te de 12.6'yı kullanacağım. Son güncel versiyonlarını kullanacağım. Zaten bu ders için bu bilgisayarı e, formatladım. Yani tamamen temizledim. Resetledim. E, ve sıfırdan kurulum yapacağım. E, şey kısmında da veri kısmında da PostgreSQL kullanacağım. İşte burada da 14x diyelim. Güncel versiyonunu bilmiyorum. Bu versiyonu kullanacağım. Ee, şey olarak da hani tabanı yönetim aracı olarak da pgadmin'in artık son versiyonu hangisi ise e, onu kullanacağım. Ama ben ayrıyeten indirip yükleyebilirsiniz. Ama ben ayrıyeten indirmeyeceğim arkadaşlar. PostgreSQL'in içerisinde hangi versiyon varsa onu kullanacağım. Evet arkadaşlar, umarım hani bu iç mekanizması sonucu tarafındaki iç mekanizma anlaşılmıştır. Bundan sonraki dersimizde artık kurulum aşamasına geçeceğiz, araçlarımızı kullanacağız. İlk basit olarak bir web uygulamamızı oluşturacağız ve çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.